Elbette ki Türkiye'de siyasi iktidarın yargı yoluyla baskı politikasından herkes maalesef nasibini alıyor. Bu da aslında Türkiye'de hiç kimsenin hukuk güvenliği hakkı olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla birçok insanın hayretle karşıladığı, şaşkınlıkla karşıladığı bu gelişmeyi bile Türkiye yaşıyorsa, Türkiye'nin aslında ne kadar güvenlikçi, sert, katı, kendini hukuka kapatan politikalarla yönetildiğini gösteriyor ki bu oldukça üzücü. Ama neyse ki hala Türkiye içerisinde insan haklarından ve demokrasiden yana bir eğilimin gelişmesi gerektiğini savunan insanlar var ki bizler bugün, ben özellikle şahsen sizlerle birlikte bu toplantıyı gerçekleştirebiliyorum. Elbette ki Türkiye içi ve Türkiye dışındaki demokratik tepkilerin önemli olduğunu, özellikle uluslararası alanın önemli olduğunu ama Adalet Bakanlığı'nın da daha sonra duyarlılık gösterdiğini belirtebilirim. Tabii bu süreç içerisinde birçok hukuka aykırılıkla karşılaştık. Bunları daha sonra zaten avukatlarımız vasıtasıyla gidermek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Soruşturma 2019'un sonbaharında başlatılmış. Soruşturma gizli olduğu için soruşturma evraklarını görmedik ama polis fezlekesini okuduk. Polis fezlekesinde basına yaptığım açıklamalar dışında bir şey yok. Bazı telefon konuşmalarımı böyle alıntılamışlar. Çok fazla bir anlamı ifade etmiyor. Hesap hareketlerimi incelemişler. Hani oradan da çok böyle anlamlı bir sonuca ulaşamamışlar. Fakat yaptığımız açıklamaları yasa dışı silahlı örgüt üyeliğine dayanak yapacak kadar ileri gidilmesi gerçekten Türkiye'yi yönetenler bakımından büyük bir problemdir. Çünkü ben uzun zamandır AK Parti'yi, AK Partililer hep uyarıyorum. Yargının bu şekilde işlem yapmasına niye izin veriyorsunuz? Bugün biz yaptığımız açıklamalar nedeniyle yargılanıyorsak, yarın öbür gün sizi de yargılayacak.